anlatacağım. Dünyada ve ülkemizde en popüler canlı yemlerden biri. Ayrıca en kolay çalabileceğiniz, en ucuz. Bakımı en kolay. Lardan biri. Bilimsel ismi Tenebrio molitor diye geçiyor. İngilizce ismi Mealworm. Türkçe ismi de Unkur zaten. Dediğim gibi her yerde bulabileceğiniz bir şey. Kurt halleri 2 ila 3 cm arasında boyutları değişiyor. Dediğim gibi. Yani yağ oranı en yüksek canlı yemlerden biri unkurtları. O yüzden fazla verildiğinde canlılarda yağlanma yapabiliyor. O yüzden çok vermemek gerekiyor. Acaba protein açısından da yüksek. 4 farklı evreleri var. Yumurta evresi. Ya bir yumurta evresini gösteremem çünkü çok küçükler, bulmam zor. Kurt evresi, pupa evresi ve böcek evresi. Burada kurt halini görüyorsunuz. Bir tane de şuradan pupa bulayım. Burada da pupa hali. Pupalleri kıpırdamıyor hiç. Böyle, yani bakın, amatörle tutup onunla kuyruk konusundan salıyorlar. Bu böceğe dönüş. Böcekler yani. 15-20 gün sonra pup halinden böceğe dönüşüyorlar. Ve böcek halleri de yine aynı şekilde 15-20 gün sonra yumurtlamaya başlıyorlar. Ve ölene kadar yumurtlamaya, doğurmaya devam ediyorlar. Böcek halleri de 3 ay yaşıyor yaklaşık. Tabii daha fazla, daha kısa da yaşayabilirler. Bakımları çok kolay. Altına yataklık koyuyorsunuz. Yem ihtiyacı için, yani yiyecek ihtiyacı için. Genellikle kepek unu, mısır unu falan koyabilirsiniz. Ben kepek unu, mısır unu ve galeta unu karışımı koyuyorum. Beyaz un koymanızı tavsiye etmem çünkü küf yapıyor. Küf de gerçekten büyük bir problem. Yani tüm unu, tüm canları tek tek alıp başka kaba koyup kabı yıkayacaksınız. İşte yataklığı atacaksınız. Yani uğraştırır. Belki mite olursa daha da uğraştırır. Yani o yüzden beyaz un kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ayrıca günlük olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ama yani her gün değiştirmenize gerek yok. Ben üstünü açık bıraktım. O yüzden gene küflenmiyorlar. 2 günde bir değiştiriyorum ben. Yani patatesleri ya da havuç, ne koyarsanız artık. Patates, havuç, elma. Bunları koyabilirsiniz. Kabak bile koyabilirsiniz yani. Ama en besleyici havuç galiba. Su ihtiyaçlarını da meyve sebzeden karşılıyorlar. Ama su kristali veren de, bilmiyorum Türkiye'de yoktur ama yurt dışında falan olabiliyor böcek halleri için veren. Ama patates, havuç, meyve sebze vermek yani en kolay yöntem. Bakımları çok kolay. Yani bu şartları sağlamasanız da yaşayabilirler. Yani her gün değiştirmeseniz de yaşarlar. Yatak koymasanız bile, sadece böyle beyaz un koysanız da yaşarlar. Ama işte daha ne diyeyim, daha o kadar sağlıklı olmazlar. Atıyorum içindeki protein yağ oranı o kadar yüksek olmaz. O yüzden vereceğiniz canlıya yani kaliteli yememiş gibi olurdu Selim. Siz böceği ne kadar iyi beslerseniz hayvanınız da o kadar iyi beslenmiş oluyor onu yediği için. Dediğim gibi bu kadar, çok fazla şey yok. Üretime gelince ise özel bir şey yapmanıza gerek yok dediğim gibi üretim için. Çok basit. Kurt oluyor, sonra pupa, sonra böcek. Böcekken de ürüyor. Mikro kurtlar oluyor. Şöyle bir tane bulayım küçüğünden. Tam mikro değil bunlar ama. Bunun da o yataklığı bitti bu arada. Değiştirmem gerek. Ama sonra yaparım. Şöyle bir tane şu küçük. Daha küçük. Gördüğünüz gibi. Daha bir tane, daha küçük bir tane bulmak istiyorum. Tutabilsem alacağım ama.
ama daha küçük oluyor. Üretim için hiçbir şey yok. Sadece ayırmanız gerekiyor. Şimdi bu böceklerin içinde bir sürü kurt var. Bunlar doğru onların kurtu. Bunları ayıracağım. Kurtları bu kaba koyacağım tekrar. Böcekler burada kalacak. Yataklığını da değişeceğim. Üretimi çok kolay. Pupayı da ayırabilirsiniz. Ben eskiden ayırıyordum. Ama çok yürüyünce artık ayırmak zor oldu. Ben de pupayı direkt bıraktım. Yani moryo kurtları gibi olmuyor. Pupayı yemiyorlar. O kadar moryo kurtları kadar şey değiller. Moryo kurtları biraz daha yan yan. Yani bu daha kolay. Ben artık şeyleri de ayırmıyorum. Sadece böcek olunca bu kaba atıyorum. Yani doğru, onlar yumurtlayınca kurtlar çıkınca da kurtları buraya alıyorum. Bakımları çok kadar. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.